Evet, hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Bugün Anadolu'muzun köşesinden Erzurum'dan Narman Belediye Başkanımız Ahmet İşleyen Bey'i konuk ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hoş bulduk. Erzurum'un o güzel barasından ve dağlarından, oksijeninden, insanlığından selamlarını aldık. Dolayısıyla tekrar Erzurum halkına özellikle teşekkür ediyoruz. En yakın zamanda da Narmanlı hemşerilerimizden nasip olursa da bir araya gelmek istiyoruz. Umarım iyi gelmişsinizdir, rahat geldiniz, hayırlı bir yolculuk olmuştur. Artık dünya çok küçük. Öğlene kadar evdeydim. Öğleden sonra gelip yemeğimi İstanbul'da yedim. Ne güzel. 1,5 saat uçak, ulaşımı, teknolojiyi çok rahat geldik. Akit TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiniz. Çok mutlu, bahtiyarım. Her zaman. Başkanım, Narman deyince özellikle Narman'ı biraz tanıyalım. Daha önce biz gündeme getirdik. Narman'la ilgili özellikle Saadettin Bey'in orada çektiği bir program vardı. O program vesilesiyle halkımız daha yakından tanımak için o fırsatı buldu. Narman'ın bir tarihinden, geçmişinden, nüfusundan biraz bahsedelim. Narman nerededir, nüfusu nedir, Hay hay. yoğunluğu nedir, ne yapıyoruz? Hay hay. Narman, Erzurum'un kuzeyine yerleşmiş. 15 bin nüfuslu, çok şirin bir ilçedir. İlçenin öne çıkan değerlerini programın akışında mutlaka söyleyeceğim ama öyle bir ilçede yaşıyoruz ki Erzurum'un, diyebilirim ki turistik açıdan, coğrafi açıdan, güzellik açıdan en iyi ilçelerden bir tanesidir. Narman, Arapları, Persleri, Rusları, daha sonra Ermenilerin işgal ettiği 1918 yılında da, 18 Mart 1918 yılında da düşman işgalinden kurtulmuş şirin bir ilçe. 5000 nüfuslu bir ilçenin mesela şöyle özellikleri var. Buz hokeyi takımımız var bizim. Buz hokeyi takımımız Türkiye birinci liginde bayan takımımız şampiyon olup Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyor. Yani böyle çok garip çıkışları da var Narman ilçesinin. Turist açısından peribacalarını yaklaşık bir yılda, yani diyebilirim ki şehir merkezine gelen turist sayısı kadar Narman'a turist geliyor. Çok şirin bir ilçe Narman. Gelip görmek lazım. İnşallah Saadettin Bey ya da sizler ikinci bir programı yaparsınız. Orada ağırlarız. Gördüğünüz zaman bunun kanaatini O oluşur zaman sizde. Evet. orada ben birazdan aslında Evet. Narman bir takım önceliklerinin olduğunu da biliyorum. Spor alanında küçük bir tatlı bir belde olmasına rağmen Evet. ama hizmetleri ve yaptığı spor faaliyetlerinden kendinden çokça söz ettiren bir belediyemiz olduğu öne çıkıyor. Evet. Özellikle ben şunu da hemen sizden duymak istiyorum. Siz daha önce bir başka partideydiniz, AK Parti'deydiniz, bir ara ayrıldınız, tekrar geldiniz. Orada sevilmenin bedeli herhalde önemlidir. Küçük yerlerde özellikle şahıs veya kişi öne çıkıyor diye biliyorum. Evet. O ayrıcalığı da siz yaşadınız. 2014'te tekrar AK Parti'ye katılım sağladınız. Bize kısaca oradan bir özetler misiniz? Evet. Şimdi benim geçmişim belediyenin bütün departmanlarında görev yaparak belli bir tecrübeden sonra 2004 yılında AK Parti'den aday adayı oldum. Zaten 2002'de kuruldu AK Parti. Ben AK Parti'nin kuruluşundan beri AK Parti'deyim. Özellikle Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan Bey, Erzurum İl Başkanlığı binasını açarken Erdemli Gençlik Projesi'nden bahsetmişti. Kendisiyle 5 dakika bir sohbet etme fırsatı buldum. Dolayısıyla biz Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte başladık siyasete. Ama 2004'te her ne hikmetse, tabii ki suçla aramıyorum, beni AK Parti'den aday etmediler. Başka partiye gitme eğilim aslında bende olmadı. Ama vatandaş işte bilgi birikim açısından bizi yeterli bulduğu için kesinlikle aday olmalısınız dediler. Milliyetçi Hareket Partisi'nden. O da milliyetçi ve muhafazakar insanları da çoktur bilirsiniz. Aday olduk. Ve dediğiniz gibi küçük yerlerde
partiden ziyade bireyler, kişiler öne çıkıyor. Erzurum'da her taraf AK Parti aldı. Sadece Narman'ı MHP aldı. Evet. 2009'da yine MHP'den aday oldum ben. Yine Erzurum'da her taraf AK Parti aldı. Sadece MHP aldı Narman'ı. 2011'de de ben Cumhurbaşkanımızın, o dönem Başbakanımızın danışmanı Mustafa Varank Bey'den bir evet. telefon aldım. Ve 15-20 dakikada Sayın Cumhurbaşkanımızla görüşme fırsatı buldum. Yani bu benim için çok hayatımda çok önemli bir anı oldu, yer tuttu. Ve ben AK Parti'ye geçtim 2011'de. 2014'te de AK Parti'den seçime girerek nihayet artık Narman'ı da AK Parti kervanına katmış oldum. Ya taşlandırmışsınız aslında. Doğru, mi? Evet. Tespih biliyorsunuz özellikle oltu taşında çok önemli. Evet. 33'lü imame ile birlikte 33'leri böyle dizerken bir tane taş eksikmiş, onu da tamamlamış olmuşsunuz. Yani tespihin görevini iyi yapmışsınız doğru, o zaman doğru. Ona da öyle diyelim. Evet. Oltulara da burada selam olsun. Özellikle Oltulu kardeşlerimiz de o noktada zaman zaman bizi izliyorlar. Burada da onlara selam göndermiş olalım. Pardon bölüyorum, çok özür dilerim. Oltu'dan zaten size bir oltu taşı hediye getirdim. Bunu dışarıda takdim edeyim istedim. İnşallah. Yani bir televizyonculukta bu reklama mı giriyor bilmiyorum ama oltu taşı yöremizin çok önemli bir değeri olduğu için burada da bir dinlendirmek istedim. Eyvallah, oltulardan bahsedince selam olsun Oltu'ya da. Peki, teşekkür ediyoruz. Narman'ın aslında sosyolojik yapısını şöyle ki medeniyetlerin hemen hemen hepsinde var olduğunu, çok evet. eski bir belde olduğunu biliyoruz. Evet. Yani Narman'ın sosyolojik yapısı küçük bir belde olduğu için detaylı tarihi bölgelerinden bahsedecek olursak turistik alanında herhangi bir alanı var mı? Turistik açısından yani böyle hani tarihte yapılmış çok binalarımız yoktur. Evet. Ruslar 1915'te zaten 1917 Bolşevik pardon 17'de Bolşevik ihtilaliyle çekildikleri tarih. Evet. Birkaç tane böyle ev yapmışlar onlar. Bu evleri muhafaza edememişiz. Bir tane çok böyle yıkık terk edilmiş bir halde bir Rus evi var. Başka hiçbir şey yok. Ama Narman'ın turistik açısından 2004'e kadar hiç kimsenin fark etmediği Narman Peribacaları dediğimiz bölge. Şimdi o çok ilginç bir durum. Evet. Peribacaları deyince neresi akla gelir? Kapadokya'da gelir. Evet. Peki bu Narman'la ne ilgisi var? Bunu ben duyduğumda biraz şaşırmıştım. Niye gündeme gelmedi daha önce? Şimdi sanırım ekranda gösteriyor, izleyicilerimiz görüyordur onları. Evet. 2004 senesine kadar bunu hiç kimse zaten fark edememiş. 2004 yılında bunu gündeme sağ olsun Atatürk Üniversitesi Narman Meslek Yüksekokulu Müdürümüz Profesör Doktor Bahattin Düzgün bir fotoğrafla üniversiteye getirdi. Sonra da ben takip ettim bunu. 2004'ten sonra bölgeyi tanıttık. Bölgemizin çok değerli sanatçısı İbrahim Erkal'ı işte klip çekmek için geldi. 4 tane ulusal dergide bu peribacalarına haber yapıldı, yer verildi. TRT bir belgesel çekti. 6 yıl boyunca bütün kanallarda bu belgesel döndü. Sonra bir baktık ki bölgeye çok aşırı turist geliyor. Peribacaların özelliği şu. Şimdi Kapadokya'da, Ürgüp, işte Göreme, Nevşehir'de tarih ve coğrafya iç içe. Bizde tarih yok peribacalarında. Tamamen rüzgarın, yağmurun, işte güneşin ekolojik bir dengenin yarattığı. Evet. Doğru. O işte eski mesela oluşmuş olanlar bir müddet sonra yok oluyor. Yeniden başka yerlerden oluşuyor. 62 kilometre kare alana bağlı. Çinliler çok geliyor. Mesela 8 ay önce bir İsviçre'den 45 kişilik bir heyet gelmişti. Bunların içerisinde bir de Avrupa Parlamentosu Bakanı vardı. Artık bölgede gelinlerimiz, damatlarımız fotoğraf çekiliyor. Yurt içi, yurt dışı çok turist var. Peribacalarının bir örneğini ben Amerika, Arizona'da olduğunu biliyorum. Ülkenin başka yerinde var mıdır? Şimdi mutlaka bazı şekiller var da bizimkiler kızıl renkte.
Yeşile çok yakışıyor. Amerikan coğrafyasına da çok benziyor. İlginç olan az önce evet. baktığımda kızıl bir toprak, mineral yapısı biraz farklı galiba. Evet. Peri bacalarında dediğimiz yer tamamen farklı. Özellikle şeydeki neydi Anadolu'daki kısım. Şimdi buradaki o kızıl coğrafi şartlar Amerika ile hemen hemen benzerliği de var. Evet. Yalnız başkanım şey çok önemli. Önümüzdeki süreçlerde aslında iyi bir fırsat doğması açısından bizler de yayın grubu olarak da bunu dile getirmeye çalışacağız. Bölgenin turizmle tanışması adına önemli bir hizmet olacağına ben inanıyorum. Çünkü ekolojik dengeyi pazarlayabilmek veya turizmi oraya çekmek, yoğunlaştırmak sizlere ciddi bir görev düşüyor. Önümüzdeki süreçlerde gerekirse bundan ilgili bir sempozyum olabilir, başka bir şey olabilir. Bizler de destek vermeye evet. çalışalım. Çünkü bölgenin özellikle Doğu, Güneydoğu ve Doğu'nun tanıtılması açısından çok önemli. Turizmi oraya çekmek, özellikle kış turizmi, yaz turizmi açısından çok önemli. Bir diğer nokta ise Erzurum ve Bingöl yaylalarının özellikle o Şerefdin Dağları'ndan ta Erzurum'a kadar, Karlova'dan Erzurum bölgesine kadar endemik bitki noktasındaki mükemmel güzelliği ve dünyada hiç olmayan bitkiler var o bölgede. Burada size çok önemli özellikle görevler düşüyor. Onu da açıkça söylemekte yarar var. Sanırım siz önümüzdeki süreçlerde ciddi bir çalışmanın içerisinde artık Büyükşehir'den mi destek alırsınız, Kültür Turizm Bakanlığı'ndan mı destek alırsınız? Siz bize bizden talep edin, bizler de mümkün olduğunca gündeme getirmeye çalışalım. Yöre halkının temel sorunlarına baktığımız zaman Narman'ın küçük oluşundan dolayı kendine özgü bir yaşam tarzı var. Örneğin suç oranının olmaması veya adliye sarayının olmaması çok önemli ve özel bir şeydir. Osmanlı kültür geleneğini, İslam okulundaki var olan o nizami yaşam biçimi hiç kimseyi rahatsız etmeyen bir güzelliği, özelliği halen yaşatıyorsunuz. Bunu duyduğumda çok şaşırmıştım. Adliyenin olmaması, suça bulaşmış insanların neredeyse hiç olması. Nedir bu Narman'ı böyle ayrıcalıklı kılan? Aslında adliyenin kapatıldığı dönemde Narman halkının önce bir tepkisi oldu. Adliyemizi niye kapatıyorlar? Kamu çalışanlarını mı kaybettiler? Şimdi kamu çalışanlarının dışında işte bir hani sabıka kaydı lazım. Bir mahkemeyle ilgili bir basit, hani bir gayrimenkul davası varsa gibi. İşte biz uzağa gitmeyelim, burada olsun diye de. Ama son zamanlarda artık bunu aramıyorlar. Siz şu pencereden baktınız. İlçede suç oranı olmadığı için adliyenin kapatılmış olmasını çok kayda değer buldunuz. İyi bir şey olarak değerlendirdiniz, öyle hissediyorum. Narmanlılar adliyenin ilk gittiği zaman biraz tepkiliydiler. Ama şimdi yavaş yavaş kabullendiler. Aslında onları önemli kılan, onları çok onurlu kılan bir şey var. Buradan bakmadılar. Yani sizin baktığınız yerden ilk önce bakmadılar. Bir ilçede suç yok, dosya yok, adliyeye ihtiyaç yok, adliyeye gidiyor. Bütün Narmanlılar biliyor. Kuvvetle muhtemel bütün esnafımız da izliyordur bizi. Herkesin dükkanında, marketinde sattığı bütün mamuller kapının önünde durur, hiç kimse içeri almaz. Hiç kimse de onlara dokunmaz. Narman'ın çok farklı bir özelliği var. Yani insan profili, nasıl anlatayım, Kadir Şinans değerlerini korumuş. Mesela ben son zamanlarda biraz endişem var. Ümitlerin bittiği noktada bile kendisini yeşil tutan bir adamım. Benim hayatımda karamsarlık yok. Sadece ölüm çaresiz, imkansız olan bu. Bunun dışında her şey mümkün, çarelidir. Son zamanlarda insan yapısıyla ilgili biraz tereddütüm var. Yani bazı değerlerimizi sanki kapı dışarı ediyoruz. Bilmiyorum yani acizane kendi fikrim. Fakat Narmanlılar bütün değerlerini korudular. Gerçekten örfüne, annenesine, dini vecibelerine bağlı yaşayan, komşuluk haklarını hala çok iyi bilen, saygılı, sevgili, Kadir Şinans çok düzgün bir halkı vardır. Narman'ın ayrıcalığı bu. Yani bunu anlıyoruz. Narman'ın şunu hemşerilerimize söylemekte yarar var. Bundan sonraki süreçlerde Narman'daki yaşayan vatandaşlarımızın şehir yoğunluğu veya kamu çalışanları veya kamu istihdamı noktasında yer edinmesi açısından
Sanırım Narman'da çok önemli bir fırsat var. Bu peri bacaları. Peri bacalarının Narman'ın bir geleceği olarak planlaması yapılırsa Kültür Turizm Bakanlığı'nda, Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nün size özel bir çalışması ve bölge turlarıyla yoğunlaşması, Narman'ın şu anki olan 15 bin nüfusu 30-40 bini ve 50 bini geçer. O zaman sizin çok üzülmenize gerek yok. O Adliye Sarayı ile birlikte birçok kamu birim müdürlükleri size gelmiş olacaktır. Sanırım Narmanlı hemşerilerimize özellikle burada ciddi bir görev düşüyor. Sizlerle birlikte bir olup Narman için neler yapılabileceğinin sosyolojik olarak bütün bir çalışmaları yapması gerektiği inancı çıktı burada. Evet. Burada tekrar da Narmanların adına sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Sonuçta şu çok önemli, halkı ve bölgesiyle bir bütün olarak hareket ettiğiniz sürece bu çok özel ve ayrıcalıklı bir durumdur. Sanırım sizler biraz da şanslısınız. Çünkü suç oranının olmaması, Narman halkının bir barışık, abi kardeş ilişkilerin bir aile olarak tabunu sürdürmesi de takdire şayan bir durumudur. Ben özellikle Narman halkının yöresel geçim noktalarına bakacak olursak, geçim kaynakları nelerden oluşuyor? Başlıca hayvancılık, az olmakla beraber tarım. Başka bir şey yok zaten. Ekolojik yapısı ova tarzı mıdır? Yok, dağlık bölgedir. Dağlık. Evet. Ancak Narman'daki hayvancılık Erzurum bölgesinde tescilli birincidir ırk hayvancılığı açısından. Yani bütün ilçe pazarlarında çok fazla kalabalık göremezsiniz. Ama Narman'a bütün ilçeler gelir. Çünkü en iyi hayvan Narman'da yetiştiriliyor. Aslında genel manada Narman çok zengin bir ilçe değil. Yani insanlar işte karın tokluğuna çalışırlar. Yani işlerini büyütmek ama yerine... Ama mutlular yani. Çok mutlular tabii ki. İşte biraz önce adliyeyi konuşmuştuk. Adliye kapatıldığı zaman o dönemin Adalet Bakanı'ndan biz adliye kapatılıyor, Narman'a başka bir şey istedik. Bir açık kamu çizim, hizmeti. Kamu hizmeti istedik. Bölgemizin bir de bürokratı var, genel müdür yardımcısı Adalet Bakanlığı'nda, Burhanettin Bey. Onun da çok ciddi katkıları oldu. Bir açık cezaevi verildi, bakanlık tarafından onaylandı ve yaptık şimdi onu. Ve açık cezaevinde orada mahkum olan hükümlüler çalışıyorlar, üretime katkıda bulunuyorlar. Ne yapıyoruz? Biz Narman'daki hayvancılık yapan insanlardan süt topluyoruz, orada muamele dönüştürüyoruz. Ayran yapıyoruz, yoğurt yapıyoruz, peynir yapıyoruz, yağ yapıyoruz. Bunu da zaten pazarı hazır. Bütün cezaevlerinde tüketebilirler. Bir de et kesim haneleri var. Yani yeni açıldı. Şu an biraz mamül alıyoruz ama tam daha olmadı. Bu sene açıldı. Sistem daha tam oturmadı. Tam oturmadı. Onun çok ciddi bir ekonomik girdi sağlayacağına inancım tam. Çünkü artık modern ahırlar yapıyoruz biz hayvancılığı geliştirmek adına. Bunu da cezaevinin açılmış olması tetikledi. Orada bir süt mandırasının, fabrika niteliğindeki bir süt mandırasının bunu tetiklemiş olması da ciddi bir ekonomik katkı sağlayacak ilçeye. Peki başkanım, özellikle Narman'la ilgili kamu hizmetleri noktasında bakacak olursak, Narman'a aslında önemli birkaç tane tesis kazandırmışsınız. Az önce de ben fotoğraflarda gördüm. Evet. Buranın üzerinden konuşacak olursak, bu neydi? Az önceki geçen bir okul tarzı, herhalde ilçenin en büyük okullarından biri değil mi? Yok, o biraz önce ekranda görünen yeni hükümet konağımızdı. Hayır, arkadaşlar, bu okul tarzı hükümet konağını bir gösterebilir miyiz? Orada devasa bir şey var, ben daha çok okula benzettim. Yok. Onun üzerinde nedir? Yani hükümet konağında kaç bin metrekaredir, ne yapılıyor? Bu arada da sanıyorum kaymakamımız da bizleri izliyordur. Buradan da kendilerine selam gönderelim. Evet, burası. Burayı sabit bırakalım. Nedir? Devasa bir hükümet konağı var burada. Şimdi bu bina dönemin bakanı Sayın Efkan Ağlan'ın Narman'a yaptığı bir projedir, jesttir. Gerçekten çok ciddi bir ihtiyaç vardı. Mevcut hükümet konağımız 83 depreminde tahrip olmuş, yıkılmak üzere. Yeni kaymakamımız Murat Bey bunun deprem analizini yaptırdı. Aman burayı hemen yıkın ve boşaltın dediler. Ama biz bu bina bitmeden çıkmadık orada. Risk aldı yani, sağ olsun orada oturuyoruz. Şimdi
Bu hükümet konağında sadece kaymakamlık değil, işte Tarım İlçe Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü ve çok enteresandır belediye de burada. O da şöyle oldu. Şimdi benim belediye hizmet binam 3 katlıdır. Üst 2 kat makam olarak kullandığımız katlar. Bunları yüksek öğretim yurdu olmadığı için yurda verdik. Hepimiz aşağı kata sıkıştık. Bunu da Sayın Bakanımız bildiği için, Türkiye'de de örnekler olduğu için belediye binasını da buraya alalım, niye almıyoruz? Orada bizim bir miktar arsamız vardı zaten, yani malik olarak. Sonra şöyle yapıldı, şu blok kapısı orada görürsünüz belki. Evet. Oradan belediye binasına giriliyor şu blok. Orta kattan şeye giriliyor, kaymakamlığa. En sağdan, bize göre soldan da Emniyet Amirliği giriyor. Diğer üst katlarda da hani orta kapıyı kullanarak diğer kamu kuruluşları görev verecek. Ya, kamu hizmetini tek elde toplamışsınız. Tabii, vatandaş da çok dolaşmayacak. 8500 metrekare kapalı alanı olan çok, iyi. Çok modern bir bina oldu. Yani Narman'a yakıştı. Çok da mutlu olduk. Emeği geçen herkese de, özellikle de Sayın Bakanımız Efkan Alay'a da buradan teşekkür ediyorum. Yani. Peki. Eğitim ağırlığımız nedir Narman'da? Bir yüksek okulumuz var. 10 bölümden oluşan. Ticaret lisemiz var. Sağlık meslek lisemiz var. Anadolu lisemiz var. İlkokullarımız var orta kısmıyla. İşte biz bir fakülte alabilir miyiz diye çabalarımız var. İnşallah Narman'a. Özellikle turizm bölümüyle ilgili bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum ben. Başkanım, şey çok önemli. Genelde yerel yönetimlerde belediye başkanlarımızın kendi ilçeleriyle ilgili planlamaları var. Önümüzdeki süreçlerde Narman'la ilgili çok amaçladığınız, arzuladığınız planlamalar nedir? Şimdi bizim yıllardan beri kanayan bir yaramız var. Yani bunu bir türlü yapamadık. Özellikle 3. dönem belediye başkanlığım, çok sık takip ettiğim bir iş. Erzurum'un Narman'a bağlayan bir yol, ulaşımda önümüze çıkan bir Kilesi Dağı diye bir dağımız var. Kilise Dağı. Kireçli. Ha, Kireçli, Kireçli Dağı. Dağı. Evet, bu da 2415 rakımında. Ama eğimi çok yüksek. Yani mesela karayolları standartlarında bir eğimin en fazla %9 olması lazım. Orada %22'lere varan eğim var. Evet. Yani buna biraz hukuk gözüyle bakacak olursak, bu yol standart değildir. Kesinlikle bunu yapamazsınız. Dolayısıyla başka bir alternatif bulmanız lazım. Her neyse, ciddi çabalar sarf ettik. Projesi yapıldı. Bu yola bir tünel yapılması planlandı Karayolları Genel Müdürlüğü'nce. Şimdi de hepimizin çabası bir an önce tünel inşaatı ihalesine yapıp tüneli bitirdikten sonra Erzurum'la Narman arasını kısaltmamız gerekiyor. Sadece sorun çabuk ulaşmak değil, çünkü orada çok ciddi kazalar oluyor, yolda kalanlar oluyor. Yani hamile kadınların ambulansta geçemediğini bilirim ben. Yani artık çağımızda bu yolun kesinlikle yapılması lazım. Ümidim de sonsuz zaten. Programa girmiş, projesi bitmiş. Bundan sonra geri durmazlar, yaparlar yani. Birinci sorunumuz bu, Narman. İkinci sorunumuz, şimdi yeni imara açtığımız bölgelerde şehirleşme iyi. Yani inşaat tekniklerinden nasibini almış, son derece modern binalar yapıyoruz. Ama eski yerleşim alanlarında, özellikle 83 depreminde bölge terk edilmiş, biraz böyle uçuk, yani böyle virane görünen yerlerimiz var. Kentsel dönüşüm düşünüyoruz. Her türlü çalışmamızı bitirdik. Çevre Şehircilik Bakanlığımızda Kentsel Genel Müdürlüğümüzün hareketini bekliyoruz. İkinci olarak bunu yapacağız. Üçüncü Narman için önemli olan, bunun da zaten ihalesi yapıldı, bir baraj inşaatımız devam ediyor. Yani çok büyük arazilerimiz yok ama işlenmesi halinde o nüfusun 2-3 katını besleyebilecek toprağımız var. Kır alanlar, Narman Şehitler Barajı'yla sulanmayan arazilerimiz de sulanacak. Tarımla ilgili bir... Tarımla ilgili alanda da bir baraj olacak. Yapılmış demek. Evet, doğrudur.
İşte bu biraz önce konuştuk, ceza evindeki bu işletmeler bunu destekliyor zaten. Çeşitli atölyeler açılması planlanıyor. Narman'da başka, hani Narman sanayi şehri değil. Zaten getiremezsiniz de, yatırımcı da gelmez, nüfus da yoktur. Narman'da tarımı ve hayvancılığı... Turizmle ilgili bundan sonraki süreçte herhalde çalışacaksınız. Bizler talep ediyoruz. Hay hay, onu şimdi şöyle, bakınız biz orada belediye gücüyle de bir şeyler yapabiliriz. Ama Narman peri bacalarına haksızlık etmiş oluruz. Yapacağınız bir ilçe belediyesinin, hatta ben daha ileri gideyim, bir büyükşehir belediyesinin bütçesiyle yapacağınız oradaki oluşum kesinlikle peri bacalarına cevap vermez. Çünkü oraya dünya geliyor. Mesela biz buraya 65 milyon avro değerinde bir Avrupa Birliği'ne proje hazırlamıştık. 860 hektar bir alanda işte bungalov evler, izcilik kamp binaları, buradan peri bacalarına giden yolların Avrupa standartlarında çok rekreasyon alanları, çok güzel yollar. Narman peri bacaları UNESCO'nun da Dünya Mirasları geçici listesindedir şu anda. Çok iyi. Evet. Yani oradaki oluşum, bir lavabo, bir restoran, işte 40 kişilik bir ekibin konaklamasıyla yapılacak tesislerle biz burayı biraz daha sanki küçük dar tutmuş oluruz. Yani peri bacalarındaki hedefimiz şöyle diyelim, yani hedefimiz güneş, ıskalarsak yıldızları vururuz ya yani. Öyle. O kadar şey, önemli. Önemli. Peki büyükşehirle ilgili, büyükşehir yasalarına tabi tutulduğunuzdan beri, özellikle Anadolu'da bu çok önemlidir. Büyükşehirlerin bütçesinden yararlanma veya bundan sonraki süreçte destek alma noktasında Narman'ın bir çalışması var mı? Daha öncesi, daha sonrası büyükşehirde ne kazandınız ve özellikle kültür turizmi açısından büyükşehirden beklentiniz nelerdir? Şimdi büyükşehir yasası gerçekten bölgeyi kurtaracak bir yasa. Yani ben belki bazı eksiklikleri var ama öncelikle buradan Büyükşehir Belediye Başkanımızın da Erzurum için bir şans olduğunu düşünüyorum. Yani, Mehmet Sekmen Bey. Evet, Sekmen Bey çok ciddi çalışmalar yapıyor. İstanbul'dan gönderdik size yani. Allah razı olsun, iyi yapmışsınız. Ama biz geri göndermeyeceğiz artık, bilginiz olsun yani. Evet. Şimdi 800 ayrı yerde şantiyesi var Büyükşehir. Olaya şöyle bakmamız lazım. Büyükşehir yasası yokken kırsalda köylere kim hizmet veriyordu? İl özel idareleri, değil mi? Ne vardı özel idarelerde? 3-5 tane makine. Genel bütçeyle sadece kışın Doğu ve Güneydoğu'da yol açma, başka bir özel bir şey olmayan yok, bir bütçeydi. Yeni yasa bunu kaldırmadı ki ortadan. Bu özel idarenin ekibini, ekipmanını ve büyükşehir bütçesini verdi, bıraktı zaten. Buna ilave olarak ilçe belediyesine görev verdi yeni yasa. Siz, gidip siz de şunu 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 yapacaksınız dedi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'ne görev verdi. Yani tek olan bir gücü üçe çıkardı. Hani bir elin nesi, iki elin sesi var diye yaklaşalım. Ama geçiş süreleri sürekli sancılıdır. Önce vatandaş çok şey benimsedi yani. Şimdi mesela önceden bir atıyorum işte köyün çeşmesinin su borusu kırılmış. Köylü imece usuluyla bunu ne yapardı? Yapardı. İşte hizmete sunar. Şimdi ne diyorlar? Vardır. Bizim Anadolu'da bu tür şeyler vardır. Ya kardeşim belediye gelsin yapsın bu. Artık biz belediyeye bağlandık, mahalle olduk gibi yaklaşımlar var şu anda. Evet. Tabii ki haklı. Belediye köy statüsünden çıktı mahalle. Çıktı, mahalle oldu. Onun en doğal hakkı. İşte hani gelişmekte olan bir ülkeyiz. İhtiyaçlar sınırsız, kaynaklar kıt. Vallahi biz gece gündüz çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Bilmiyorum performansımızda nasıl, emin olun yataktan hastaneden çıktım geldim. Seronla şimdi geldim. Şimdi ben şunu yani gördüm. Evet, yani. Üç dönem üst üste belediye başkanı olmak. Bir diğer nokta ise partinin bile dahi göstermediğinde tekrar seçilmek. Bölgenin size gösterdiği teveccühün bir özetidir. Bunu unutmayalım. Evet. Biz bir kısa reklam arasına gidelim, ondan sonra kaldığımız yerden bir devam tamam edelim, olur mu? Peki, kısa bir reklam arası. Evet değerli izleyiciler, kısa bir aradan sonra Narman Belediye Başkanımız Ahmet İşleyen'le kaldığımız yerden devam ediyoruz. Büyükşehirler Kanunu'nun bölgedeki katkılarından bahsediyorduk. Sanırım büyükşehir belediyelerin bundan sonraki süreçlerde
bölge insanını tatmin edebilmek için çok ciddi bir takım görevler düştü gerçeği çıkıyor öne. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da dağlık bir alan hakim. Büyükşehir yasalarından dolayı köyleri de mahalle ilan edilmesi şüphesiz ki yüklerini ağırlaştırıyor. Bu da maliyetlere yansıyor. Ama bence maliyetleri pasifize edecek olan insanoğludur ve insanlarımızdır. İnsanlarımızın bölgeyle ilgili seve seve coğrafyasıyla barışık, milletiyle barışık, devletiyle barışık olduktan sonra orayı güllük gülistanla cennete çevirebileceği bir gerçeği de var. Sanırım Narman bu ilçelerimizden, beldelerimizden en şanslı olan ilçelerimizden biri. Çünkü her şeyden önce suç ve suçluyu barındırmayan bir özelliği var. Adliyesi yok. Adliyesi bile kaldırılırken hani kamu çalışanlarına istihdam kısmını belki göz önüne almış olabilir ama hayır. Burada suç yoksa onur duymaları gerekir. Burada problem yoksa onur duymaları gerekir. Toplumsal uzlaşma ve barışı kardeşliği kucaklayabiliyorsa çok önemli bir şeydir. Bence bunun ağırlığını yaşamaları gerekir. Ama burada tekrar altı çizilmesi gereken konu önümüzdeki süreçlerde özellikle büyükşehir yasalarıyla birlikte ciddi kazanımları elde etmeniz gerektiğine tekrar ben inanıyorum. Bu süreçle ilgili de az önce bahsettiğim kısmıyla ilgili sizler yeter ki yapın bizler de destekleyelim. Başkanım sizin küçük bir beldeniz olmanıza rağmen, ilçe olmanıza rağmen spor faaliyetleriniz var. Onun biraz ben derinliğini aşılmasını istiyorum. Buz hokey takımınız var. Evet. Başka spor alanlarınız var. Nedir bunları bize bir ifade eder misiniz? Şimdi Narman'daki gençlik gerçekten çok yetenekli. Ben de gençliğimde amatör yaptım. Bir 6 ayda profesyonel voleybol oynadım. Narman Spor diye bir spor kulübümüz var. Bu kulüp önce amatör ligde futbol faaliyetlerinde bulundu. Daha sonra atletizm faaliyetlerinde bulundu. Özellikle son zamanlarda adını Türkiye'de değil dünyada duyurmasının sebebi şu. Yani çok enteresandır, Kanada basının Narman'ı yazıyor şu anda. 2011'de üniversiyal oyunları, olimpiyatları Erzurum'da yapılmıştı hatırlarsınız. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın yani inanılmaz önem vermesi Erzurum'da inanılmaz kazanımlara bir sebep oldu. Bir anda dünya gündemine oturdu Erzurum. Tabii ki Erzurum'daki bu sporlarıyla ilgili salonlar bugün Avrupa'da yoktur. Yani şu son günlerde Avrupa'yla ilgili bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Ve Cumhurbaşkanımızın o manada elini masaya vurması her zaman. Bu arada biz burada Erzurum'a teşekkür etmişken Mustafa Ilıcalı hocamıza teşekkür edelim. Bir de Bekir Korkmaz Bey var. Evet. Çok sevdiğim, değer verdiğim iki önemli şahıstır. Erzurum'a çok ciddi katkıları oldu. Burada kendilerini yad edelim. Zaten Bekir Korkmaz olimpiyatların koordinatörüydü. Evet, selam olsun ona da. Şimdi bu kazanımlarımız bizim gençlerimizi tetikledi. Biz hemen bir buz hokeyi takımı kurduk. Tabii ki ben belediye başkanı olarak bunun çok merkezinde değilim. Ben sadece biraz önce adından bahsetmiştik, bu cezaevinin Narman'da yapılmasına çok katkı sağlayan genel müdür yardımcımız Burhanettin Eser, takımı kuran, takımın mimarı, duayeni o. Biz zaten sporu çok sever bu kardeşimiz. Hayatını hep spora adamıştır. Takım kurulduktan sonra biz belediye olarak bizden ne istenilirse, ne tür destek istenilirse ben çocukların maçlarını her zaman izliyorum. Deplasmanda ve Erzurum'da. Yani o buz salonuna gidip battaniyelere sarılıp izliyoruz yani. Buz hokeyi takımı kurulduktan sonra Kanada'dan, Slovakya'dan, Rusya'dan oyuncu transfer ettik. Tabii, evet, o çocuklar da... Peki Gençlik Spor İl Müdürlüğü size destek veriyor mu bütçe olarak? Yani mutlaka bazı destekleri oluyor ama takımın sürdürülebilirliğindeki oranı ne kadar derseniz %1 ancak yani. Yani evet, hiç. Evet. Dışarıdan aldığımız oyuncuların amacı bir turistik bir faaliyet gibi görüyorlar. Hem başka ülkeleri görmüş oluyorlar, farklı kültürlerle tanışmış oluyorlar. Bir sezon kalıp gidiyorlar. Beğenirseler ikinci sezonda alıyoruz, yani takımla anlaşmasına bağlı.
Ve biz transfer ettiğimiz bu çocukların özellikle normalı çocuklara, yani bu sokeyinde hokey yapan genç kızlarımıza onların çok ciddi katkıları oluyor. Hem sporu onlardan iyi öğreniyorlar, bir antrenör gibi düşünelim. Hem de dil öğreniyorlar, bir kültür kaynaşması oluyor. Ve de biz geçen yıl Türkiye ikincisi olduk, bir önceki yıl Türkiye şampiyonu olduk. Bu sokeyi çok ses getirdi. Yani Türkiye'de gerçekten benim için de onur vesilesidir bu. Sonra körnik takımımız var bizim. Hem bayan hem erkek körnik takımımız var. Zaten körnikte şampiyonluğu hiç kimseye vermiyoruz. Her yıl hem bayan hem erkek biz şampiyon oluyoruz. Nedir bunun hikmeti ne böyle? Şampiyonluğu Erzurum'un küçük bir beldesine özellikle kendinden söz ettirmesi? Yani alaka göstermekten ibaret diye düşünüyorum. Tamam takımlar var, çok takım var. Yani mesela futbolu düşündüğümüz zaman dört büyük takım mutlaka ben şampiyon olacağım der. Ama altta 30 tane takım vardır biliyoruz Türkiye'de, çok vardır. Biz normal olarak adımızı her zaman ilk üçe yazarız yani. Bu çok önemli. Evet. Peki bunların altyapısı nasıl? Bu belediyenin katkılarıyla mı, merkezi hükümet bütçesinden, bakanlıktan aktarılan organizasyonla mı dönüyorsunuz? Yok, bir proje hazırlarsanız eğer, proje kapsamında sizi bakanlık destekleyebilir. İşte oyuncuları kampa götüreceğim dersiniz, şunları harcayacağım dersiniz, buna verebilir. Ama sizin seyahatlerinizi, konaklama giderlerinizi vermez. Bunun biz tamamen kendi bir sponsor bulmak kaydıyla. Yine genel müdürüme gideceğim. Genel müdürüm sponsor bulur. Onu çok sever insanlar. İşte ben belediye olarak desteklerim. Ben sponsor bulurum. Yani tahmin ediyorum ki bir sezonu biz yani böyle çok fazla bir rakam değil. 100 bin lira gibi bir rakamla bir sezonu bitirebiliyoruz yani. Evet, çok önemli. Başkanım şey çok önemli. Erzurum'un özellikle termal noktasında zenginliği var. Sizin coğrafyanızda Narman ilçe sınırları içerisinde termal kaynakları var mı? Bölgede sadece Pasinler ile Ilıca tarafında termal tesisleri var. Narman'da da hani daha işlenmemiş, işte tesis kurulmamış bir yerden sıcak su çıkıyor diyoruz. Ama Narman coğrafi yapısı itibariyle yani peribacalarını turizme kazandırdıktan sonra kesinlikle onu da gündeme getirmek lazım. Şu anda Pasinler ile Ilıca termal tesis ihtiyacını bölgenin karşılıyor. Biz onu biraz hani öteledik. Bir yerde bir sıcak su var ama bu orada yapılacak yatırım ne kadar katkı sağlayacak, ne kadar rantabl olacak buna çok kafa yormadık yani. Biz önce bir... 2014'te ben Ilıcalar Kaplıcalarına gittiğimde su çekilmişti ve su yoktu. Sanıyorum kuraklık dönemlerine göre de böyle bir sıkıntı oluşuyor. Kaynaklar çekilince böyle bir sıkıntı yaşıyor galiba. Buna da özellikle kaynakları bol olan bir yerleri tercih edip alternatif... Kaplıca turizmini yaratmak diye bir çalışma yapılması gerekiyor. Peki belediye başkanları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen Bey'in örneğin ilçelerle ilgili koordinasyonu yaparken sizin talepleriniz noktasında ne gibi faaliyet ve çalışmaları görerek size yardımcı oluyor? Başkanın bir çalışma sistemi var. İlçeleri sık sık ziyaret ediyor. Belediye başkanı, teşkilat başkanı mensupları ve muhtarlarla toplantı yapıyor. Birebir talepleri kendisi alıyor. Birebir. Defterine not ediyor. Artı zaten biz belediye başkanı olarak bütün mahallelerin sıkıntılarıyla ilgili Büyükşehir'den yani kanuni çerçeveler nispetinde taleplerimiz neyse bunu yapıyoruz. Bütçeye göre planlıyor. Ekip anlamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi bu yeni çıkan yasadan işte 2 yıl oldu. Zaten İstanbul 2014 seçimiyle birlikte sadece İstanbul ve Kocaeli pilot olarak uygulanıyor. Ayrıcalıklı şey, bu. Evet. Orada yani çabuk kavrayabildik ama ekip ekipman anlamında biraz yetersiziz. Ya mesela çok iyi bir ekip kuruldu. Makina parkı kuruldu. Genel sekreter kimdi sizde? Ali Rıza Bey. Ali Rıza Bey. Evet.
Çok iyi bir makine parkı oluşturduk mesela. Ama bu makine parkı şu an bütün mahallelere ihtiyaç vermiyor. İhtiyaca cevap vermiyor. Zaten hani özel idare döneminde birçok yer yapılmış. Özel idarede de hani denetim mekanizması nasıl işlemiş, teknik eleman açısından bir eksiklik, bir ihtiyaç var mıymış bilmiyorum ama yapılmış olan su ve kanalizasyon hatlarında çok ciddi arızalar meydana geliyor. Yani biz hani bütçeyi oluşturup altyapının tamamını bitirdikten sonra artık oradaki ekipler her mahallenin altyapı problemiyle ilgili bütün problemleri çok rahat çözebilecekler. İlçe belediyeleri zaten park, bahçe, aydınlatma, kaldırım, parke işini yapıyor. Büyükşehir Belediyesi mahalle ile merkez arasındaki yolları eskiden toprak yolda gidiyorduk. Daha sonra satık kaplama oldu. Şimdi Erzurum Büyükşehir Belediyesi köy ile eski adıyla konuştum. Mahalle ile merkez arasındaki yolları besika diyoruz, sıfır asfalt diyoruz bu sıcak karışım var ya. Yani İstanbul yolları gibi yollar yapıyoruz şimdi. Uzun yıllar sonra mı? Evet, uzun yıllar Büyükşehir'in zengini daha yeni yeni yaşıyoruz. Doğru. Sanırım önümüzdeki süreçlerde onunla ilgili daha önemli hizmetler almış olacaksınız. Başkanım, ben özellikle tekrar şu plan notlarına dönmek istiyorum. 5000'lik planlar ve 1000'lik planlar küçük ilçelerde biraz daha rahat gidebilir diye düşünüyoruz. Evet. Narman'daki yaşayan halkımız bu gibi planlamalara baktığında böyle bostanı, bahçesi, sınırı çizili olurken, siz plan yaparken sıkıntıyla karşılaşıyor musunuz? Karşılaşıyoruz. Zaten vatandaş planlarla ilgili çok fazla bir bilgiye sahip değil. Evet. Şimdi onun... Onun için sordum zaten. Evet. Orada. Özellikle muhtemelen yaşıyorsunuz. Onun tapu sınırları, onun kırmızı çizgisi. Tabii. Diyor ki burası... Değiştirilemez. Evet. Burası kanun benim. Kanun hükmünde kararname gibi. Evet. Evet. Burası benim diyor. Buradan içeri giremezsiniz. Ha, eğer girecekseniz satın alırsınız, parasını ödersiniz diyor. Tamam. Şimdi tabii planlar şöyle yapılır. İşte toplu yaşamın olacağı yerde plana ihtiyaç duyulur. Plana ihtiyaç duyulduğu zaman işte toplu yaşam için gerekli olan şeyler nedir? Konutlar koyarsınız. Evet. Ticarethaneler koyarsınız. Bu ticarethanelere konutlara gitmek için onlara ulaşım yolları koyarsınız. İnsan yaşadığı için okula ihtiyaç olur, okul koyarsınız. İnsan yaşadığı için ibadete ihtiyaç olur, cami koyarsınız, parklar koyarsınız vesaire. Herkes kendi sınırında yaparsa yapışık bir bina çıkar ortaya. Aydınlanamazsınız, ulaşamazsınız birbirinize. Bunu yıllardan beri Narman halkına anlatıyorum. Yavaş yavaş oturuyor. Şimdi yasalar prosedür anlamında vatandaşı biraz sıkıntıya sokuyor. Halkımız yasalarla barışık yaşıyor mu? Yerel yönetimlerde, özellikle belediye kısmında. Yani bu çok değişken bir durum. Yasalarla barışık şöyle olunuyor. Yasa bireyi rahat yaşamasını sağlıyorsa barışık oluyor. Yasa bireye prosedür anlamında yoğunluk, masraf çıkarıyorsa bu defa küs oluyor yani. Öyle... O sıkıntıyı yaşıyorsunuz zaten. Yaşıyoruz tabii ki, yaşıyoruz. Özellikle bölgedeki belediyelerimizin bu gibi bir sıkıntısı var. Evet. Mevcut standardı oturmadıysa veya plan notlarıyla ilgili kurumsal bir yapısı işlenmediyse... sonradan uygulanan bütün plan notları vatandaşı çok ciddi tedirgin ediyor. Çünkü plan notlarının ne olduğunu bilmiyor veya birileri anlatmamış. Kaymakamlıklarında daha önce herhangi bir çalışması olmamış. Yerel yönetimlerde gelişi güzel devam ettiği için sorunlar yumağına dönmüş. Evet. Siz 5000'lik planları yaptıktan sonra veya 1000'lik planlar size geldikten sonra, meclisten geldikten sonra onu gören bir defa kafadan belediye başkanına başlıyor diye biliyoruz. Doğru. Bunu sık sık özellikle Anadolu'daki küçük ilçelerimiz doğru. Hep bundan bahseder. Evet. Siz de bunu yaşıyorsunuz. 1-2 dakikamız kaldı. Hızlı bir şekilde önümüzdeki süreçlerle ilgili yapmak istediğiniz, amaçlamak istediğiniz veya ulaşılmasını istediğiniz projelerden başlayacak olursak neyi arzuluyorsunuz? Şimdi yerelde planladığımız şeylerden biraz bahsetmiştim.
Süremiz de bizim çok kısıtlı. 2 dakikamız kaldı. Başka bir şey söylemek istiyorum. Buyurun. Bu başkanlık sisteminin tabii ki içeriğini anlamak lazım. Biraz açık sözlüyüm. Bazen başıma bela oluyor ama bu açık sözlüğümden de vazgeçmiyorum. Doğru sözden sakınmayın. Doğru sözden sakınmıyorum zaten. Şimdi ülkede koordinasızlıktan dolayı çok ciddi israflar oluyor. Mesela bunu minimize edelim. Erzurum'u kim yönetiyor? Bütçe kimde? Çok başlılık olmuyor mu? Anlaşmazlık olmuyor mu? Neden tek elden yürütülmüyor? Gibi sorular. Yani başkanlık sisteminde gelen bunlar. Şu andaki parlamenter sistemde merkezi yönetim bir de taşra var. Şu an sistem nasıl işliyor? Ankara'dan kim alıyorsa o proje geliştiriyor, geliştiriyor, büyüyor. Gitmiyorsa, alamıyorsa, takip edemiyorsa, hani devletin henüz bu sistemde kurumsallaşmış olduğuna inanmıyorum. Yani mesela gelişmişlik endeksini dengede tutmadığı için bu ülke göçün önünü alamıyor. Bakın İstanbul çok önemli bir şehir. Birçok medeniyete başkentlik Mesela. Etmiş. Dünyanın ağzının suyuna aktığı bir şehir. Bu sistemin profesyonel işlememesinden kaynaklı olarak İstanbul batıyor şu anda. Çünkü diyor ki buraya yaşanabilir değil, yatağı yorganı sırtlayan buraya geliyor. Burada da arka sokaklar oluşturuyor, varoşlar oluşturuyor. %10'u düzen tutturuyorsa %90'ı İstanbul'u da yaşanabilir olmaktan çıkarıyor. 30 yıl önce benim ilçemin nüfusu 45 bin, bugün 15 bin. En gelişmiş ilçelerimizden birisidir Oltu. 30 yıl önce 60 bin, bugün 30 bin. Yani eğer önceki verilere bakarsak 30 yıl sonra bölgede yaşayacak birey batıda da yaşanacak mekan bulunamayacak. Öyleyse gelişmişlik endeksini sağlayabilmek için ivedi olarak bu başkanlık sisteminin gelmesi lazım. Kendi ilçemde geçen bir hadise yaşadım. Diğer kurum benden bağımsız. Ben ondan bağımsızım. Ben asfalt yapıyorum, o da gelip arkamdan kazıyor. Yani koordine edemiyoruz. Telekom kazıyor, su kazıyor. Çok başlılıktan dolayı sıkıntılarımız var. Bunun halledilmesi gerekir diye düşünüyorsunuz. Dolayısıyla başkanlık sistemine de ihtiyaç evet. var. Evet. Burada özellikle başkanlık sistemini desteklediğinizi söylüyorsunuz. Evet, kesinlikle. Peki. Başkanım ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için, özellikle sorunları gündeme getirdiğiniz için, tekrar kamuoyu gündemine Narman bacalarını taşıdığınız için. Önümüzdeki süreçlerde görüşmek üzere efendim, hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet değerli izleyiciler, bu hafta Erzurum Narman Belediye Başkanı özellikle Ahmet İşleyen Bey'i konuk ettik. Önümüzdeki süreçlerde de mümkün oldukça biz takipçisi olacağız. Narman'ın özellikle turizm alanına kazandırılması gereken özel yerleri var. Bunların da takipçisi olacağımızı söyleyerek bütün Erzurum'da ve Narman'daki hemşerilerimize buradan selam ve saygılarımızı iletiyor. Bir başka şehrin gündeminde görüşmek üzere efendim, hayırlı akşamlar diliyorum.